İl başkanlığı çalışmaları için Aydın'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, Aydın Ziraat Odası'nı ziyaret etti. Soylu'nun ziyaretinde AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, İl Başkanı Sadık Atay, Merkez İlçe Başkanı Gökhan Ökten, İl Kadın Kolları Başkanı Demet Bilevneli de hazır bulundu. Ziyarette bir konuşma yapan Soylu, tarım hakkındaki hükümet politikalarını ve icraatlarını değerlendirdi. Süleyman Soylu, Aydın'a Türkiye'nin toprak verimliliği açısından en iyi ili olarak tanımladı. En cömert topraklarındayız. Ve hem bu cömert topraklar ülkemizin içine hem de ülkemizin dışına kendi cömertliğini sergiliyorlar. Ve bunu da bizim çiftçimiz, tarımla uğraşan insanlarımız gerçekleştiriyor. Bunun yönetimini de burada ziraat odaları büyük gayretle devletin, hükümetin kurumlarıyla işbirliği içerisinde çok anlamlı bir şekilde yürütmektedir. Bugün 76 milyon nüfusumuzun yaklaşık 1/4'ü tarım istihdamıyla karşı karşıyadır. Ve Türkiye'de önemli ölçüde olan bu nüfus özellikle 2002 tarihinde toplam gayri safi hasıladan 23.7 milyar dolar pay alırken bugün bu nüfus toplam gayri safi milli hasıladan tam anlamıyla 63 milyar dolar civarında bir pay almaktadır. Ve şunu net bir şekilde belirtmeliyim ki hem Aydın hem de Türkiye'mizin güzel ve verimli toprakları dünyaya kendi ürünlerinden 188 ülkeye ihracat yaparak dünyanın bu konudaki en yaygın ihracat yapan ülkeleri konumuna kendisini getirmiştir. Elbette ki bir taraftan sulamanın gelişmesiyle, bir taraftan topraklarımızın su ile buluşmasıyla, diğer taraftan verimliliğin artırılmasıyla, bir taraftan tarımın var olan potansiyelini yönetmek ve sürdürmek, diğer taraftan da bu talepleri karşılamak konusunda bir düzlem içerisinde program sürdürülmek zorundadır. Böyle olduğu için Türkiye'de tarımda 2002 yılında yaklaşık 4 milyar dolar olan ihracatımız bugün yaklaşık 16 milyar dolarlık bir seviyeye doğru kendisini götürmüştür. Ve yine bütün bunlarla birlikte ve bütün bu süreçle birlikte Türkiye tarımı önemli ölçüde 1.9 milyar civarındadır. 2002 sonu itibariyle Türkiye tarımına devletimizin, hükümetlerin vermiş olduğu alan desteği, prim desteği, analiz desteği ve birçok desteğin içerisinde bulunduğu hayvancılıkla ilgili desteklerle bugün toplam 2013 yılı sonu itibariyle bu 9.2-9.3 milyar civarına ve yaklaşık toplam 10 yıldan beri de kümülatif olarak 60 milyarı aşan bir destekle Türkiye tarımı bugün karşı karşıyadır. Elbette ki sadece bu değildir. Yani meseleyi tarımla ilgili, ziraatla ilgili ve hayvancılıkla ilgili değerlendirir ve düşünürken buna bir kümelenme mantığıyla bakmak gerekir. Yani bir taraftan tarımın altyapısının geliştirilmesi, diğer taraftan tarımla ilgili desteklerin arttırılması, diğer taraftan barajlar, göletler, sulama kanalları, bütün bunlarla oluşturulan aura, iklim, ama diğer taraftan da ülkenin kişi başına gelir seviyesinin gelişmesi, yani 3500 dolardan 11 bin dolar sınırına gelmesi ve gayri safi hasılanın 770 milyar dolar seviyelerine gelmesi, yollarımızın olması, yani yaklaşık 16.500 kilometre bölünmüş yolun olması, otobanların olması, kargo ve lojistik sektörünün kendi adına gelişmesi ve Türkiye'nin bir taraftan dünyanın her noktasında 94 elçilikten 134 elçiliğe çıkması, 161 ateşelikten 221 ticari ateşeliğe çıkması, Türkiye'nin her noktaya ihracat yapabilmesini, Türkiye'nin her noktada itibarını yükselebilmesini
sadece tarım altyapısına değil, oluşturduğu ekonomik gelişmeyle, sürdürülebilir istikrarıyla ve huzuruyla birlikte bütün dünyada oluşturduğu itibarı bir taraftan nasıl ticaret erbabımızı ve sanayi erbabımızı önemli bir noktaya getiriyorsa, tarım sektörüyle uğraşan tarım erbabımız da çok önemli bir noktaya taşımak ve getirmektedir. Çünkü satın alma kabiliyetinin, satın alma paritesinin, satın alma gücünün yükselmesi hem ülkemizde hem de buradan ulaşabildiğimiz ülkelerde çok doğrudur ki bir taraftan ihracatımızı, bir taraftan iç piyasadaki karşılanması gereken talepleri önemli ölçüde karşılamaya devam etmektedir. Türkiye'nin gelişimi ve değişimi hakkında da bilgiler veren Soylu, Türkiye'nin geleceğinden kimsenin endişe etmemesi gerektiğini ifade etti. Türkiye tarımının özellikle son 10 yılda geldiği nokta, Türkiye açısından önemli ve Türkiye açısından bugün dünya ülkeleri içerisinde Sayın Milletvekilimiz de bahsetti. Yaklaşık biz Avrupa'da 4. dünyada ise 11. noktadaydık. Kendi tarım büyüklüğü açısından, ekonomik büyüklüğü açısından. Bugün ise bizim toplam tarım büyüklüğü açısından, tarımın ekonomik büyüklüğü açısından geldiğimiz noktada bir taraftan Avrupa'nın birincisiyiz. Avrupa'nın en önemli ülkelerinden bir tanesiyiz. Çünkü 4200 çeşit endemik bitkinin yetiştiği ve bütün Avrupa coğrafyasının yetiştiği neredeyse iki katı kadar önemli ölçüde zenginliğe sahip olan, kendi adına iklimiyle, topraklarıyla, bitki örtüsüyle, farklı iklimleriyle ve farklı yetişenleriyle birlikte büyük bir cennetin, büyük bir yeryüzü zenginliğinin içerisinde olan Türkiye, dünyada da 7. büyük ölçek içerisindedir. Elbette 2023 hesapları, yani Türkiye'nin toplam 150 milyar dolar civarındaki bir tarım ekonomi büyüklüğüne ulaşma konusundaki hesabı, hedefi Türkiye'nin ulaşılabilir hedeflerindendir. Ve bunu da gerçekleştirmek ve buna da hep birlikte sağlıklı adım atmak zorundayız.